Herkese merhaba, Net Offside'a hoş geldiniz. Ali Naci Küçük'te lig sonrasını, milli takım sonrasını, transfer öncesini ya da transfer esnasını konuşacağız. İzleyeceğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. YouTube kanalından izliyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Startı milli takımla vermek istiyorum. Aslında çok mevzu var değil mi önümüzde? Milli takım var, Arda Turan var, Galatasaray ne yapacak, Beşiktaş ne yapacak var. Hani sezon bitince bir rahatlığa düştüğümüzü falan zannediyor insanlar bizim. Mesela arkadaşlar diyor ki, hadi siz tatiliniz başladı. Hayır. Daha yoğun. Neye yetişeceğimi bilmiyorum ben. Daha yoğundan ziyade bizler için daha stresli bir dönem. Çünkü transfer sezonu. Gol yiyebilirsin, gol atabilirsin ama hep tetiktesin. Evet. Yani böyle uykuların biraz daha huzurunun kaçtığı bir süreç bizim için aslında. Tatile gidiyorsun sen ama. Tatile gidiyoruz ama elimizde telefon abi. Çalışacağız yine. Değil mi? Buran. Yüzerken falan böyle telefon elinde. Ne o mu olmuş? Benim ya? Öyle çok tatilim var ya. Siz durun ben gazeteye haber yazdırıp geliyorum. Bir telefonla konuşup geliyorum deyip 2-3 saati orada kaybediyorum zaten. Aslı sen çocukları tatile getir de canım, sen çok önemli değilsin. Aynen öyle. Milli takım 2-0'lık bir Galler galibiyetinin ardından gruptaki liderliğini pekiştirdi. Önümüzde 4 tane maç kaldı. Bir Galler'le oynayacağız deplasmanda, bir Hırvatistan'la oynayacağız deplasmanda. Ermenistan'la Letonya Türkiye'ye gelecekler. Hırvatistan'la Galler, Hırvatistan'da berabere kaldılar. Biz Galler'i burada yendik. Dolayısıyla hesaplar bizim lehimize işliyor. Evet. 2000'de Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. 8 sene sonra 2008'de Avrupa Şampiyonası'na gittik. 2016'da 8 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik. 2024'te 8 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz. Uğurlu rakamımız 8. Şimdi oraya Kunz'la mı gideriz bir Alman teknik adamla yoksa başka biriyle mi gideriz? İzin tartışmaları içerisindeyiz. Siz bu bölümü izlerken mesele değişmiş de olabilir. Ama biz mesele değişmeden önceki görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Benim görüşüm kendi sosyal medyamdan da ortaya koyduğum gibi belli. Senin görüşün ne? Anladığım kadarıyla işte Van Kunz'u gönderecekler. Göndermişler daha doğrusu. Göndermişler. Belki de video yayına girdiğinde bunu resmi olarak da açıklamış olurlar. Ama bence bu tavır, bu üslup Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na yakışmıyor. Çünkü Stefan Kunz Alman bir teknik adam. Siz bu teknik adamı Almanya U21 milli takımından transfer ettiniz. Almanya Futbol Federasyonu ile görüşerek bu hamleyi yaptınız. Yıllar sonra Löw gibi Almanya milli takımının teknik adamı olabilir Kunz. Löw nasıl işte Fenerbahçe, Adana Spor yapıp bir anda Almanya milli takımına gitti daha sonra. Kunst'ta da benzer senaryoyu izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ama burada yaşadıkları, deneyimledikleri bence Kunst'un böyle bir finali hak etmediğini düşünüyorum. Ben yani evet. Kunst'la röportaj da yaptım ben. Son derece samimi, gerçekten özveriyle çalışan. Hani memnun değilsen bunun bir şık şekilde olması gerekir. Etik değerlere ya da ne bileyim hani Serafet. Kaliteli bir şekilde olması gerekiyor. Serafet. Bu şekilde değil. Zaten iki maç önce yani bu iki maç oynanmadan zaten Kunz'u yollamışlar abi. Federasyon başkanının açıklaması onu söylüyor. İki maçı kazanamazsa ona göre bakacağız. Hareket edeceğiz. Bakacağız bu ne demek? Yani zaten sen yollayacaksın yani. Cin şişeden çıkmış deyim yerindeyse. Gönder o zaman iki maç öncesinde. Bu tartışmaları da set çek. Teşekkür et yolla. Şimdi iki maç kazandıktan sonra göndereceksin yani. Adam da farkında, sen de farkındasın, bütün kamuoyu farkında ve diyorsun ki kusura bakma, utanmadan ben getirmedim ki Kunz'u diyorsun federasyon başkanı olarak. Ama bir ay önce, iki ay önce, altı ay önce, bir yıl önce aynı görüşte değildin. O zaman bunu söylemiyordun. Ya bizim tamam evet bence de milli takımın özellikle ilk yarı bazında Galler maçında, Letonya maçında oynadığı futbol çok iyi değildi. Ama yani dediğim gibi biz nasıl üst saygın bir ülke kimliğini kazanacağız futbol dünyasında bilemiyorum. Yani muhtemelen Avrupa basında, Alman basınında Kunz kovuldu. Türkler yine istikrarı seçmedi falan gibi manşetler olacak. Yapacak bir şey yok. Türk futbolunda devrimi kim yaptı? Jupp Derwall yaptı. Çimsa'yı Türkiye'ye kim getirdi? Jupp Derwall getirdi. Türk milli futbol takımında Fatih Terim'i kim yetiştirdi? Sepp Piontek yetiştirdi. Kimdi o? Almandı. Ne yapmıştı? Danimarka'yı, 3-5-2'yi yaratmıştı. Şimdi işte Van Kunz var. Derwall rahat çalıştı mı sanmıyorum. Sepp Piontek, ben Ankara'da bir maç hatırlıyorum. San Marino, güçlükle yendik San Marino'yu.
Yabancı düşmanlığı yapmayın ya. Vallahi çok ayıp, yakışmıyor. Hakikaten yakışmıyor. Belli, biliyorum, yerli hocaların istihdam sorunu var. Fener, Beşiktaş, Galatasaray'dan başka gibi Trabzon'dan başka gidecekleri yer yok. Belli ki işsiz muamelesi yapılıyor. Milyonlarca dolar paraları var. Hepsini de severim. Ayrı. Ama ben gazeteciyim ve sorgularım. Bana yakışmadığı kanaati çok net bir şekilde oturdu. Baktım, açtım. Yeni bir yönetim gelecek dedi Mehmet Bey. Bu yönetimin tabii kararını düşün... Yani yönetim falan bir karar vermez, kararı siz verirsiniz. Aynı günün sabahında iyi haber alan kaynaklardan birisi Abdullah Avcı ile anlaşıldığı 2 ay önce diyor. Evet. Yardımcısı da belli diyor. Federasyon bunu yayınlamıyor mesela, yalanlamıyor mesela. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarının reklamının yapıldığı bir ortamda çıkan bir spekülatif haberin doğru olup olmadığı konusunda kamuoyunu aydınlatma mecburiyetiniz var. Hayır diyebilirsiniz. Gerçekleri yansıtmamaktadır. Sessizseniz kabul ediyorsunuz demektir. Onu da geçtim. Maçı 2-0 kazanmışız. Arda Turan enfes bir gol atmış. Arda Güler. Nefes bir gol atmış. Umut Nayır, bütün forvetlerimizin olmadığı bir ortamda kırık burnuyla bir gol atmış. Son bölümü domine etmişiz, kazanmışız. Onu alkışlamaktansa gidiyor musun? Ne? Bu nasıl bir soru? İbrahim Kırkayak'a söylemiyorum. İbrahim Kırkayak TRT'de yanımızda yetişmiş, sevdiğim bir kardeşimdir. Gönlünü milli takıma vermiş birisidir. Gazetecidir, soracak. Çünkü gün boyu oradan besliyorlar sistemi. Yorumculara bakıyorum. Şimdi gitsin deseler yakışık almıyor, farkındalar. Bütün televizyonlarda. Kalsın deseler, gelen sen kalsın demiştin ona der, ona düşman olur korkusunu yaşıyorlar. Bunları geçin. Bir karşılama ve vedalaşma kültürü vardır. Türkiye'de karşılama kültürü çok iyidir Ali Naci, bilirsin. Vedalar kapıda karşılarız. Kıyamet tek başına gider. Ben Brigel'i hatırlıyorum. Brigel tek başına gitmişti mesela. Başarılıdır, başarısızdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama siz mesela Kuntz'u niye getirdiniz? Kuntz'u şunun için getirdiler. Almanya'daki Almanca konuşan gelişen topluluklardaki çocuklarla buradakileri kaynaştırarak bir yeni milli takım, akademi kökenli bir milli takım, altyapıdan çıkan bir milli takım yaratabilmek, o çocukların dilinden de anlayabilmek için Avrupa şampiyonu olmuş Almanya'yla, Almanya'nın gelecekteki teknik direktör sırasına girmiş bir adamı getirdiniz. Büyük devrimsel bir karardı bu. Üstelik Türk futbolunu ve Türkiye'yi oynadığı için bilen bir adamdı. Şimdi Sayın Federasyon Başkanı diyor ki takımlarımızın altyapıları zayıf, akademik gelişimleri doğru değil. 85 milyonluk bir ülkedeyiz ve 85 milyonluk ülkede altyapıdan yetiştirmek zorundayız. Ama Kuntz'u gönderiyoruz. Mesela Abdullah Avcı'nın, Fatih Terim'in isimleri geçiyor. Ben Fatih Terim'in gireceğini zannetmiyorum bu topa. Yani göreve çağırırlarsa gelir hocam ama ben böyle bir teklifin gittiğini düşünmüyorum Fatih Terim'in. Yani zannetmiyorum. Ben de gittiğini tahmin etmiyorum. Çağırırlarsa tabii bence ki herkes gider. Bence adres belli. Stefan Kuntz giderse ki gidecek gibi gözüküyor. Abdullah Avcı gelecektir milli takıma. Onun zamanı. O boşta. yani Türkiye'deki teknik adamlar uluslararası seviyeye kendilerini çıkartıp uluslararası pazarlara gitmek mecburiyetindeler. Bunun için Türkiye Ligi'nin iyi olması lazım. Yani adam şöyle bakıyor. Türkiye Ligi mi? Şampiyon mu yapacak? Yapsın. Ne olacak? Türkiye Ligi'nde nasıl olduğunu biliyoruz şampiyonluğun diyor. Ucuzluyorsunuz. Arda Güler var. Yıldız. Kaç lira? 17,5 lira alırız diyor. Sen de 17,5 yazıyorsun listeye. 100 milyon euroluk adamı bu hale getiriyorsun. Ben şık bulmadım. Kuntz'un getirilme amacıyla gönderilme amacı arasındaki garipliği. Yaklaşım çok sevimli değil. Yani yeni bir yönetim gelecek ve yönetim diyecek ki biz onunla çalışmak istemiyoruz. Öyleyse Hamit Altıntop'un da görevine son verecekler. Çünkü ben Hamit Altıntop olsam, benim getirdiğim bir adamı beni yeni bir yönetimde yine görevlendirip görevden alıyorlarsa o yönetimde bulunmam. Vallahi yani bence iki profili yan yana koyalım. Futbola dair bildikleri Stefan Kuntz'un ve Mehmet Büyükekşi'nin. Ya Mehmet Bey'e bir şey demiyorum yani tamam. O bilir bilmez. Mehmet yani Büyükekşi de atıyorum iş adamlığında, iş insanlığında ders verilir. Başarılı bir profesyoneldir. Ama Mehmet yani, Bey'e bir itirazım yok. Yok yani. Ama met etmek zorunda mıyız ama mesela? Ama işte Türk futboluyla alakalı, Türk futbolunun geleceğiyle alakalı kararı iş insanlarına Mehmet Büyükekşi'ye bırakırsanız bunlar olur. Ya adam Almanya'nın futbol efsanelerinden bir tanesi. Geleceğin belki Almanya milli takımının hocası olacak.
Ama bir kişi Sayın Mehmet Büyükekşi belki de Kuntz'u gönderecek. Ve 10 yıl sonra Almanya milli takımının başında Kuntz'u izleriz. Ya bir kere istikrarı seçelim. Yani. Bir kere istikrarla kaybedelim ya. Bir kere de bu riski alalım. Tamam ben de çok beğenmedim ama biz yani ne bileyim bir İngiltere, İtalya, ne bileyim Almanya değiliz ki ya. Her sene muhteşem şiir gibi top oynayıp. Ya bir kere bir bakalım olacak mı? Bu model, bu ekol bir şey getirecek mi? Bir bakalım. Yeni bir jenerasyon var. Hamit Altıntop'a bırakalım biraz da. Bıraktık tamam biraz daha devam edelim. Bu turnuvaya onların felsefesiyle gidelim. Girmişiz yola. Otobandayız. Dört şerit en öndeyiz. Bir bırakalım ya. Belki bu stresten kurtulduktan sonra daha iyisini verebilecekler. Yani ne oldu? Şenol Güneş olmadı. Sıfır çektik şampiyonada. Klasman düştük. Muhtemelen iki sene sonra da Beşiktaş'tan ayrıldığında yine Şenol Güneş'e yazacaklar milli takımı. Ya da yine Şenol Güneş'le görüşecekler. Ya artık şu kısır döngüden bir çıkalım ya. Bir kere de Kuntz dedik. Israr edelim. Adam belki de Almanya milli takımındaki potansiyel koltuğundan vazgeçip geldi buraya. Futbol Federasyonu'yla görüşüp getirdin ya. Bu kadar kolay mı ya? Bilmiyorum bana yanlış bir karar olarak geliyor. Evet çoğu kişi eleştiriyor. A milli takımın daha iyi oynaması gerektiğini düşünüyor. Ama ben ısrar edilmesini görüşünüyorum. En azından 2024 Avrupa Şampiyonası'na Alman bir teknik adamla Almanya'ya gidelim. Israr ettik diyelim. O zaman başaramadı kenara çekilsin. Ya bilemiyorum. Benim görüşüm bu yönde. Bilemiyorum artık. Yani çok komik. Ama gerçekten bütün çok otoritesini komik. Falan bitiriyorsun ya. Kritik iki maç öncesinde bu açıklamayı yaparak futbolcuların gözünde Stefan Kuntz'u ya bozuk para gibi harcıyorsun resmen. Neyse ki karakterli çocuklar. Neyse ki genç bir jenerasyon var. Ama onların da kafalarını işliyorlar. Yani mesela bu bir mekanik parça değil ki yanlış kurgulasın ve çalışmasın motor. Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Kerem Aktürkoğlu şampiyon oldu. Tabii. Kadrodaki isimleri sayayım mı? Kıyamet gibi süper oyuncu var. Galler kim ya? Ama futbol bu. Sahaya çıktığın zaman tabii. Yani öyle Galler kim, Türkiye kim değil. Dağıtırlar adamı. Zaten Avrupa Şampiyonası'nı dağıttılar. Biz Bakü'de rezil etmediler tabii mi? Tabii canım. Rezil rüsva etmediler mi? Üç maçta da rezil olmadık. Kedi fare yaptılar bizi. Duman etmediler mi bizi? Paramparça etmediler mi bizi? Ettiler. Ya milli takım öyle bir şey değil yani. Şenol Güneş yetiştirici, geliştirici bir hocam. Evet geldi Beşiktaş'ı değiştirdi ama milli takım öyle bir yer değil. Aynen öyle. Hep şu isteniyor yani Mehmet Demirkol'un kulakları çınlasın. Yürü koçum! Aslansın! Orkun uç! Kerem kanatlan! Bu mu hocalık? O zaman biz de yapabiliriz. Ben acayip iyi hatipimdir bu konuda. Ne yapsın? Şimdi mesela ben çok sevdiğim yazarları da okudum bugün. Yani kızdım yani. Yani tam gazetecinin temel felsefesi eleştirmektir. Eğer maçın son bölümlerinde ki değişikliklerle Arda'yı mesela oyuna aldı. Başka bir hoca yapsaydı hoca işte yani acayip yıldız işte hoca derlerdi. Hiç öyle bir şey yok. Sanki her şey kötü gidiyormuş da rezil gidiyormuş da böyle olmuş gibi. Ben Kuntz'u savunmuyorum. Ben felsefeyi, disiplini ve aynen. Sözü savunuyorum. Stefan Kuntz Almanya'ya gider. Bir Kaiserslautern efsanesidir. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasını kaldıran oyunculardan biridir. Efendim sorayım. O seneyi Beşiktaş'ta geçirmiştir. Alman milli takımının bir noktasında kimseye kolay kolay görev vermezler. Tabii canım. Alman milli takımında sırayla herkes göreve geçer. Yavaş yavaş sırası gelmekteyken Türkiye'ye getirilmiştir. Kolay ama kolay biz olur. Ne yapacağız? Mesela Abdullah Avcı'yı getirdik. Abdullah Hoca'yı getirdik. Şahane 2024'e gittik. Çeyrek final yaptık. Geldik. O arada da takımlarımızdan birinin hocası yok. Abdullah Avcı gidecek. Ne olacak o 8 aylık süre? Abdullah Avcı'yı getirmelerine itirazım yok. 5 yıllık kontrat yapılsın. Hiç kimse dokunmasın. 2026'ya gidemeyelim. 2028'e gidemeyelim. 30'a gidemeyelim ama 5 yıllık kontrat yapılsın. Tolunay Kafkas yıllarca altyapıdaydı. Beğenmediler. Şudur budur dediler. Gittiği takımda gayet başarılı oldu. Tabii. Hep bir dedikodu var. Hep o kötü benim adamım gelsin, bizim adamımız gelsin durumu var. Ben buna isyan ediyorum. Felsefeye isyan ediyorum. Ha bunları konuştuğunuz zaman da kötü adam oluyorsunuz. Sevmiyorlar sizi. Ya gazeteci sevilen bir karakter değildir zaten. Ama işte biraz efendim siz çok doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Çok çok önemli muhabbetine gitti iş. Neyse. Stefan Kuntz'u tebrik ediyorum. Bir milli takımı C Ligi'nden B Ligi'ne çıkardı.
Playoff'ta hatalar yapmış olabilir. Eyvallah. Euro 2004'ün yarısını getirdi. Şimdi ben teknik adamım, geldim milli takıma Ali Naci. Letonya ile Ermenistan'ı burada yendim. Gittim Galler'le berabere kaldım. İkinci olarak Hırvatistan'ın arkasından şampiyonaya gittim. O gün Türkiye seviniyor. Ne diyeceğim abi kameralara? Ben söyleyeyim, konuşması hazırdır. İşte Fankus buraya kadar getirmiştir. Çok katkısı vardır. Kendisine teşekkür ediyoruz diyeceğiz. Ya dün Türk bir yerli adamla bu iş yapılmış olsaydı hocanın da tabii, tabii. Acayip methedildiği bir ortam olurdu. Kötü Arda. Başladık, iyi bitirdik. Hamleler çok başarılıydı filan olurdu. Hiç adamı taktiksel hamleler yaptı. Mobbing yapıldı. Tabii mobbing yapılıyor. Türk futbol tarihinin en acayip günüdür. Yazık. Ya mobbingin dediğin gibi kralı yapılıyor abi. Takım kazanmış. Yani ilk soru, gidecek misiniz, görevi bırakacak mısınız? Olmaz abi. Olmaz. Adam şaşkınlıkla dinir tabii. Olmaz. Ya bir de böyle bir adama yapılmaz. Yani mesela Lucescu tartışırdı seninle, agresifti falan. Ya Stefan Kuntz her zaman, hiçbir zaman klasını bozmadı ya. Hep o klası korudu. Ego yok, kibir yok. Burayı yaşıyor, gerçekten çok çalışıyor. Ben röportaja gittiğimde anlattıkları, tek tek fotoğraflarla, belgelerle anlattıklarıyla gördüm zaten. Adam gerçekten bu ülkenin bir noktaya gelmesini istiyor. Bir örnek almalıyız mesela. Macaristan'a örnek almalıyız diyor. Zamanla diyor. Onlar gitti, başarısız oldular. Daha sonra ama şampiyonaya damga vurdular. Biraz zaman verin diyor adam. Ama çünkü normalde Avrupa futbolunda, dünya futbolunda böyle. Ya da dünyada böyle. Mesela hep biz bir Almanya değiliz derler ya. Ya kardeşim, Almanya savaştan sonra komple sanayiye yönelmiş. Opel'i, Mercedes'i falan. Sen bir anda Almanya olamazsın ki. Ekonomin nasıl olacak ya, üretmeden, çalışmadan? Yatırım yapmadı. Bilmiyorum. Ya adamın eline kimi verdiniz? Arda'yı. Oynattı mı? Oynattı. Sonuç aldı mı? Aldı. Kimi ürettik biz bu sezon boyunca? Arda'yı ürettik. Cebe koyduk. Bir oyuncuyu attırdı mı? Attırdı. Penaltı yaptırdı mı? Yaptırdı. Süper top oynadı mı? Oynadı. Kim? Ferdi. Sonuç aldı mı? Aldı. Kimi ürettik bu sene? Ferdi'yi. Barış Alper Yılmaz. İlk maçta yaptı ortayı. Hayat öpücüğü verdi mi? Verdi. Bu maçta attı ortayı, golü attırdı mı? Attırdı. Onun dışında iyi oyun oynadı mı? Oynadı. Hele Orkun'un kaçırdığı gol öncesinde Barış, Arda, Hakan üçlüsünün yaptığı pas baş döndürücü değil miydi? Öyleydi. Kimi ürettik? Barış Alper'i. Kullandı mı? Kullandı. Cenk yoktu, Enes yoktu, Çağlar yoktu. Tabii canım, bir sürü. Yani sadece. Mert'i mi yarattık? Evet, Mert kendine geldi. Kritik kurtarış yaptı mı? Yaptı. Daha ne yapacak? Yani zannediyorsunuz ki her yer Joao Felix kaynıyor. Mason Mount kaynıyor filan. Foden kaynıyor. Adam bunları seçiyor ve bu topu oynatıyor. Kötü kalpmişsiniz. Neyse. Ben Stefan Kuss'tan özür diliyorum. Yani ben de. Ben özür diliyorum. Türk futbol piyasasının yaptığı yaklaşımdan dolayı özür diliyorum kendisinden. Umarım bu konuşmalarımız çöpe gider, devam ederiz. İnşallah. Ayıptır. Yani ayıptır, çok ayıptır. Düğün evinde helva kavrulmaz. Düğün eviydi Galler maçı sonrasında Samsun. Resmen helva kavurdunuz. Medyasıyla, gazetecisiyle, televizyonuyla, yorumcusuyla, federasyonuyla, şunuyla, bunuyla. Yazık oldu diyorum ve kapatıyorum bu konuyu. Aynen abi. Ne desek? Çok kritik bir zamanda çekiyoruz bu şeyi, bandı. Neden? Çünkü Arda Güler gitmiş olabilir, kalmış olabilir. Evet. Çok araftayız. O yüzden hemen yayına girmesi lazım. Fener hocasını bulmuş olabilir, bulmamış da olabilir. Bu arada bir şey gördüm, tweet gördüm. Hesaplanmış. Fenerbahçe Ali Koç'un 5 yıllık döneminde tam 365 gün hocasızmış. Yani bir yıl boş geçirmiş. Hoca geldi, geliyor, gelecek. Erol Hoca mı geliyor? Emre Belezoğlu mu geliyor? Volkan mı olacak? Pereira mı? Jesus mu? Bu mu der? Bir sene gitmiş böyle, bir sene. Zaten Fenerbahçe'nin şu 5 senede ne geldiyse o belirsizliklerden geldi başına. Yani şu anda da takımda transferi kim yapacak, kadro planlamasını kim uygulayacak, kamp programını kim belirleyecek, belki kamp tarihini, yerini, bölgesini, lokasyonunu kim karar verip değiştirecek, hiçbir şey bilinmiyor. Evet, yani hala bir soru işareti. Halbuki yani son finale doğru artık Jesus'la olmayacağı ve Jesus'un sinyaller vererek ayrılık noktasına gittiği belliydi. Belli olmasa bile Fenerbahçe gibi büyük bir camianın cebinde B planı olacak. Anında çıkaracak kartı.
Galatasaray bunu yaptı geçen sene. Her şeyi değişti ama tak belirsizliğe izin vermedi. Seçildi, bir hafta içinde Okan Buruk açıkladı. Bunu yap artık yani Sayın Başkan. Yapamıyorsun yani. Şu anda yapamıyorsun. O yüzden genel kurulda kavga çıkıyor. Üyeler birbirine giriyor. Fenerbahçe tarihinde ilk kez gördüğümüz sahneler yaşanıyor. MHK yapmıyor yani onu. TFF yapmıyor, Galatasaray yapmıyor. Ya sen zaten ben 2002'den bu yana Galatasaray kulübüne bakan Hürriyet Gazetesi'nin sorumlu muhabiriyim. Ben hiçbir Galatasaray genel kurulunda 5 ya da 6 dakikadan fazla ne kadar başarılı olursa olsun Fenerbahçe'nin konuşulduğunu görmedim. Senin her divanında, her genel kurulunda Galatasaray'ı konuşuyorsun daha çok. O yüzden olmuyor. O yüzden yapamıyorsun. Gerçekten böyle mi? Ben hatırlamıyorum Galatasaray divanlarında. Yok. Ha biri çıkar. Konuşmacının biri. Belki Fenerbahçe başarılı olmuştur. Eleştirir ya da takdir eder. Galatasaray'ı eleştirir onun üzerinden. O ayrı. Ama sen her divan kurulu, her genel kurul Galatasaray'ın şampiyonluğuna atıfta bulunuyorsun. Hakaret ediyorsun. Terörist ve neredeyse terör örgütü olmakla suçluyorsun. O yüzden de başarılı olamıyorsun. Olamıyorsun. Barışı sağlayamıyorsun. İlk geldiğin günle bugünkü Ali Koç arasında felaket bir prestij, vizyon. Ne dersen de her şey konusunda sınıfta kalmış bir başkan var. Başkan profili var. Kötü yani. Çok zor bir şey. Fenerbahçe geçen hafta da galiba konuştuk. Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Basketbol, voleybol, futbol. Kimse de itiraz etmiyor buna katılırım. Zaten. Bu kadar büyük bir gövde yönetiyorsan çok kişiden akıl almak zorundasın. Komitenin olması lazım. Ben Galatasaray kulübündeki herkese ulaşabiliyorum mesela. Beşiktaş kulübünde, Fenerbahçe kulübünde daha çok tanıdığım olmasına rağmen ulaşamıyorum. Bak, daha çok tanıdığım olmasına rağmen ulaşamıyorum. Neden ulaşamıyorum diye soruyorum. Fenerbahçe ulaşılmaz bir hale geldi. Ulaşılmaz olduğunuz zaman bu oluyor. Mesela Fenerbahçe Ramazan'da davet verdi mi? Bu gelenekseldir yani. Çok önemli değil. Davetin amacı bir beraber oruç açmak değildir. Bir ilişki kurmaktır yani. Anenevi bir ilişki kurarsın orada. Galatasaray yaptı, Fenerbahçe yapmadı. Beşiktaş yaptı, Fenerbahçe yapmadı. Ya bir hocayla gazeteciler bir araya en son Erol Bulut döneminde geldi. Ha şöyle oluyor. Dört Fenerbahçeli adamla bir hoca bir araya gelip bir yerde bir çay kahve içiyorlar. Ama bu olmuyor. Geniş kapsamlı yapın. Anlatın derdiniz. Başkan açıklıyor. Diyor ki 17 maç fazla yaptık rakiplerimizden. Kupayı aldık. Ligde ikinci sırada idik. Bu arada Arda Güler'i yetiştirdik. 13 yaşında aldık. Bunları yıl içerisinde anlatacaksın ki senin kamuoyunu yaratacak insanlar. Birine diyeceksin ki Okaycığım hoş geldin. Bak düşünebiliyor musun? Arda'yı yetiştirdik. İkinci olduk. Kupayı aldık. Bir de böyle böyle borçları azalttık. Okay da diyecek ki ha bir yerde konuşacak. Sonra Okay'ı dinleyen Ali Naci bir yerde konuşacak. Bir şey yaratacak. Galatasaray bunu yapıyor. Beşiktaş bunu yapıyor. Fenerbahçe bunu yapmıyor. Yani çok böyle sırça köşklerde oturup yukarıdan aşağı bakılıyor. Bu taraftarı üzüyor tabii. Abi bu arada taraftar da paramparça. Yani başkan bir anda konuşurken yerli camiadan yetişmiş bir hoca dedi. Sonra herkes telefonlara sarıldı. Aykut Hoca dedi ki benim haberim yok ama İsmail'in hakkıdır dedi. İsmail Kartal izliyoruz hanımla televizyonda ama bize gelmiş bir şey yok dedi. Volkan Demirel niye aradığınızı biliyorum ama yani bu konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim dedi. Yok. Sergen Yalçın vallahi beni arayan soran olmadı dedi. Ersun Yanal hiçbir şeyle ilgili fikrim yok dedi. Başkanım siz orada hani anlaşmadığınız bir adamla anlaşırız zaten garantisi evet, üzerine mi konuştunuz? Yani akıl durması gibi bir şey. Yani iletişim ya. Fenerbahçe'ye iletişim öneriyorum. Büyük kulüpsünüz. Çok büyük kulüpsünüz. İyi bir komite oluşturun. Çok akıl olsun. Yani Fenerbahçe aklını yaratan insanlar olsun. Tek adamla olmuyor bu. Abi. Artı medya iletişimi güçlü olsun. O zaman dünya kulübü oluyorsunuz. Ama böyle olunca tek adamlık ve korku imparatorluğunun olduğu yerde abi ne mutluluk olur, ne huzur olur, ne de başarı olur. Şu anda Fenerbahçe bunun net bir karşılığını yaşıyor. Abicim yani bir şey yönetim, oyunun içerisinden gelmek, oyunun içerisinde pişmek diye bir şey vardır. Yine tek başına kararları verirsin. Tek adam olursun, kararları verirsin. Ama çevrende de insanlar bir takım şeyleri yönetirler. Ya medya ile ilişki kurarlar. Yani sempati yaratırlar. Yani insanların mesela Vakıfbank voleybol takımında sempatisi var. Eczacıbaşı'nda sempatisi var.
Fenerbahçe'ye de sempatisi var tabii ki Fenerbahçe taraftarlarının, ama orada yaptığınız işi parlatabilecek şahane bir Fenerbahçeli olmayan medyada yaratabilirsiniz. Biz voleybola büyük yatırım yapıyoruz. Müessese takımlarına karşı şampiyon olduk. Sadece Fenerbahçe televizyonundan konuşarak orta sahayı geçemezsiniz. Şu anda yaşanan durum bundan ibarettir. Şimdi Aykut Kocaman'ı istemiyorlar. Ben burada geçen hafta söyledim. Yanal da olmaz. İsmail Kartal yetmez. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel pişmedi. Sergen Yalçın olmaz. Şimdi konuştuğumuz isimlerden işte biri gelecek. İşte fan konusu olur mu? Belli ki biri gelecek yani. Biriyle görüşecek, bu anlaşacak. İşler kötü gittiği zaman ortalık yıkılacak. Mesela diyorlar ki Aykut Kocaman hayatta olmaz. Sıkıcı futbol sıkıcı oynatıyor. Bakıyorsun görevde olduğu dönem içerisinde Aykut Kocaman. Hep kafada. En çok gol atan, çok kazanan adam olmuş. Onu gösterdiğin zaman hayır bana ne istemiyorum diyorlar. Jose Mourinho'yu istiyorsunuz biliyorum. Yapamaz ki, Mourinho da yapamaz. Mourinho muhtemelen ikinci, üçüncü ayda Sayın Başkan'la kavga eder. Güzel bir tazminat alır gider. Yani. Sergen Yalçın hep söyledi, Sergen Yalçın'ı getir. Winner. Fenerbahçe'yi de yönetir, takımı da yönetir, Arda'yı da tutarsanız yönetir. Arda kalacak mı sende? Neyse, Fenerbahçe'ye başarılar diyorum bu seçimlerinde. Ben 5 yıldır sıkıldım Fenerbahçe'nin hocası kim olacak muhabbetlerine girmekten. Abi şöyle söyleyeyim, eğer ki Arda Güler her ne rakama transfer olursa olsun Fenerbahçe için de Ali Koç için de çok büyük bir başarısızlıktır. Yıllar önce Galatasaray nasıl bir Ribery skandalı yaşadı? Arda Güler eğer ayrılırsa eşdeğerdir. Galatasaray'ın yaşadığı örnek. Ribery skandalının aynısıdır Arda Güler. Eğer giderse, bir sezon oynamış, 17,5 milyon euroya bu çocuk serbest kalırsa, yani işte ben abisi olarak düşünüyorum, babası olarak düşünüyorum, çok yakınız ailesiyle şöyle böyle, hepsi çöp olur. Ve Fenerbahçelileri Arda Güler'le alakalı hangi tutara, hangi rakama mutlu edebilirsiniz bilemiyorum. Mesela 40 milyon euroya Arda Güler satılırsa bu bir başarı mıdır? Bence başarısızlıktır. Çünkü artık herkes Arda'yı konuşuyor. Net bir şekilde Arda Turan'ın, Emre Belezoğlu'nun bir yıl önce söylediklerinde ne kadar haklı olduğunu gördük. Hepsi de dedi ki, biz o yaşta bu kadar yetenekli değildik. Arda Güler başka bir oyuncu dediler. Şu anda Türk futbol Türk topraklarında yetişen en büyük yetenekten bahsediyoruz galiba. Bu yeteneği kaç paraya satarsanız satın, bence bu sezon için fiyaskodur, başarısızlıktır, skandaldır. Adam yükseldikçe, Allah yoluna çıkıyorsun, yükseldikçe de ızdırap çekeceksin buradan. Tabii. Yıllarca. Hep acı çekeceksin. Yıllarca. Transfer için Ajax'lar, Dortmund'lar, Liverpool'lar, Paris Saint-Germain'ler, Newcastle'lar, Real Madrid'ler konuşuyor. Siz pole pozisyonundasınız. Yani sonuçta transferi siz yapın bence yönetim olarak. Bırakın hocayı. Ekonomik yönden astronomik bir ücret ödeyin. Bir sene daha en azından tutun. En azından sözleşmeyi 60-70'e 80'e çıkartın. Bir sene daha tutun elinizde. Hele o golden sonra bütün dünya haber ajansları çatır çatır geçtiler. Ya Merih Demiral, işte çocuk İtalya'da oynadı, Juventus gördü falan. En son diyor, ne zaman böyle bir gol izledim hatırlamıyorum diyor yani. Muhteşem bir gol attı diyor. Yani bilmiyorum. Yani bir büyük spor yıldızıyla mesela Snyder'in golleri vardı. Başka bir kıvamda. Hacı'nın golü başka bir kıvamda. Stoichkov atardı başka bir kıvamda. Sergen Yalçın'ın golü başka bir kıvamda. Sanki bütün büyük frikikçilerin, bütün büyük uzaktan vurarak gol atanların hepsinin birleşimi gibi. Hani bir üst model gibi. Abi bir de bu golü 18 yaşında atıyor daha. 17,5 diyelim şuna. Yani bilmiyorum. Ayrıca rakipleri oyundan düşürme. Dün yine yani bir bacak arası yaptı, bir fake attı. Zeki çocuk, oyuna konsantre çocuk. Yani çocuk Messi şeydi, Arjantin'i... Dakika şey neydi? 1500 dakika mıydı? 1500 doldurdu. Dolduramadı mı? Doldurdu mu Fenerbahçe? Doldurdu. 1500 doldurdu. Da mesele 1500 değil ya. Mesele 1500 ya hayır yani. Bak, onu bile finalde galiba doldurdu yani böyle bir adam. Herhalde. Messi, hani Arjantin tabii çok değişik bir ülke. Kulağa hoş geliyor. Bugün Arjantin deyince Messi geliyor akla. Portekiz deyince Ronaldo geliyor akla. Muhtemelen önümüzdeki 5-6 sene tabii. Doğru yönetilirse Arda Güler deyince Türkiye gelecek akla. Arda Güler bir ulusun kaderini değiştirebilecek bir yetenek. Bir tane çıkar. Öyle kolay kolay çıkmaz.
Ha, Türk milli takımıyla da alakalı olarak söyleyeceğim. Mesela Altın Ordu Kulübü bir takım oyuncularını yurt dışına gönderiyor. Biz de gönderdi diyoruz. Oradan feedback alıyor Altın Ordu Kulübü. Ve gönderilen oyuncuların ne eksik olduğu Avrupa'dan bildiriliyor. Mesela Burak İnce, Arminia Bielefeld küme düştü. Sözleşmesi boşa düştü. Neden? Gelen feedback'i söyleyeyim sana. Güçlü değil. Altın Ordu Kulübü diyor ki demek ki biz güçlendiremiyoruz oyuncuları. Bunu toparlayabilmek için oyuncuları nasıl güçlü yapabiliriz diye yatırım yaptılar. Metin Oktay Torbalı tesislerine. Yatırım yaptılar. Daha güçlü Türk futbolcusu için altyapıya bastılar. Milli takım bunu yapabiliyor mu? Fener Galatasaray Beşiktaş yapabiliyor mu? Yapamıyor. Güç. Arda Güler'i bir yere gittiği zaman güçlü bir adam haline getireceğiz. Ama kim olarak? Real Madrid, Barcelona neyse işte. O zaman farkı göreceğiz. Güç yok. Doyuyoruz ama besleyemiyoruz bu çocukları. Doyuruyoruz ama besleyemiyoruz. Yani komple aslında masaya atıp bilimsel çalışması lazım insanların. Altın Ordu Kulübü'ne bir kez daha buradan selam çakacağım. Federasyon başkanımızın dediği işte altyapı, tek altyapı var zaten. Mesela Türkiye'de Altın Ordu Kulübü'ne, diğer kulüplere verilen tesis desteğinin kaçta kaçı verilmiştir diye soruyorum. Adam zengin zaten sahibi, önemli değil. Biz işte Malatya'ya verelim, atıyorum tenzih ederim, Rize'ye verelim, Bolu'ya verelim, o ayrı. Verin tabii ki ama giden paralar borçlara gidiyor. Tesis yaratılmıyor ki, tesis yapılmıyor ki. Evet. Arda Güler'in hikayesi Arda Turan diyorum sürekli. Arda Turan'ı Arda Turan yapan nedir? Arda Turan'ı Arda Turan yapan Marco Simeone'dir. Diego Simeone'dir. Nasıl güçlüydü? Tabii. Güçlendirdiler çünkü. Barcelona gördü onun üstünü. O yüzden seneye Arda'yı başka türlü konuşacağız. Bence de. Fenerbahçe'nin elinde Arda'yı bir sene daha tutma opsiyonu var. Çok önemli. Transferin yıldızı Fenerbahçe şampiyonluk olabilir. Şampiyonluk kadar önemli diyebilirim. Evet. Önümüzdeki yılki şampiyon, yani diyelim ki o kadar değerli o kart. Evet. Çünkü dediğim gibi Arda Turan bir jenerasyonun komple tamamını Galatasaraylı yaptı ve o dönem yaşa, doğan çocukların doğru ismi Arda'ydı. Yaşa. Şimdi aynı fırsat Fenerbahçe'de var ama bu şekilde ayrılırsa çok büyük bir eksi yazar. Yani Fenerbahçe tarihinde o zaman unutulmazsınız. Ne olarak geçersiniz? Obradovic'i gönderen, Arda Güler'i tutamayan başkan olarak geçersiniz. Ve hala bu meseleyi toparlayabilecek zaman var. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Ben bir sene daha Türkiye'de izlemeyi isterdim Arda Güler'i. Olmayacaksa da yapacak çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe'ye hoca konusunda başarılar diliyorum. Umarım İstiklal Hoca'yı ve İstiklal takımı kurarlar. Sona geliyoruz galiba programda. Yavaş yavaş gidelim. Galatasaray'la alakalı şunu söylemek istiyorum ben. Gerçekten ben hep sezon boyu bunu birkaç kez Ekim-Kasım ayında dağıtmıştım tweet olarak. Yayınlarda da bahsetmiştim. İyiler kazanır, sevgi kazandırır. Dursun Özbek sevgi iklimi getirdi diye. Gerçekten bu sözde ne kadar samimi olduğunu ve Galatasaray'ın ciddi anlamda İyi kalpli ve iyi insanlar tarafından yönetildiğini bir kez daha gördüm. Haldun Üstünel, Galatasaray'da çok önemli katkılar vermiş bir insan. Çok zor bir rahatsızlık geçiriyor. Allah şifa versin. Sağlık durumu çok iyi değil. Erden Timur'un bundan haberdar olup kupayı Haldun Üstünel'e götürmesi, onu çok mutlu etmesi. Ya o fotoğraf o kadar değerli ve güzel ki Galatasaray'ı gerçekten bilenler için. O yüzden ben Erden Timur'un gerçekten çok iyi, yürekli bir insan olduğunu düşünüyorum. O fotoğraf bana net bir şekilde buna artık emin olmamı sağladı. Çok değerli bir kare. Dursun Özbey'in elini öpmesinden sonra hasta olan Haldun Üstünel'e de kupayı götürmesi çok büyük bir vefa ve sevgi örneği. Galatasaray başkanı olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama çok düzgün bir duruş sergiliyor. Evet. Galatasaray İnsan Müzesi'nde iyi bir yer aldı. Evet. İletişim de budur zaten. İyi insandır, kötü insandır'a girmiyorum ama bu bütün camia dinamiklerini kavramaktır. Kavgayı bir ötelemektir. Bir fotoğraf daha vardı. Bütün başkanlar yan yanalar. 2 yıl önce bugünlerde Burak Elmas kulüp başkanı seçilmişti. 2 yıl sonra bugün Türkiye'nin en havalı şampiyonu, yani en havalı günlerini yaşıyor şampiyon olarak Galatasaray. Bu da Galatasaray demokrasisiyle alakalı. Çok fikirle, çok iletişimle alakalı bir iş. Tebrik ederim ben de Erdem Bey'i. Geçmiş olsun Haldun Bey'e de Allah'tan şifa diliyorum.
Transferle ilgili çok şey konuşacağız. Çok uzatmayalım bugün. Milli takım üzerinden çok fazla gittik. Aynen. Stefan Kuntz'a Türk gönderirlerse şayet ki öyle gözüküyor. Ben bir Türk vatandaşı olarak özür dilerim Sayın Stefan Kuntz demek istiyorum. Yolunuz açık olsun. Umarım iyi yerlerde olursunuz. Yeni gelecek teknik direktöre de başarılar dilerim. Euro 2024'e gideceksek başarı sizin olmayacak şimdiden. Umarım gittiğiniz günkü basın toplantısında altını çizerek başarının %90'ının Kuntz'a ait olduğunu söylersiniz. Gidemezseniz yandı gülüm keten elva. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ali Naci Küçük'le birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.